Ya3-4 hadis. Kutsal Efendi, bana mı itaat ediyorlar, orada dershaneye mi? Dershaneye ve gurur diyor. Biz meşgul olmuştuk. Çünkü biz hep Risale'yi gösterdik. Benimle alakalı olsaydı ben neredeyse orada olacağım. Olmayacak. Risale neredeyse orada. Gidiyorum birkaç sene, 3-5 sene. Oraya inşa alıyorum. Onları götürebilecek kadar geliyorlar. Hadi benden eyvallah bırakıyorum. Başka yere gidiyorum. Bakacak bu dinleyenler ne diyecek? Diyecek ki ha hakikaten disiplin var. Zeytin vurdu. Ya ben kalkamadım ya. Uykum vardı. Kahvaltıyı ne zaman edeceksin? Kendin isteyin. Ne olur orası? İşte ineceksin aşağı. Üçüncü katta kahvaltını kendin yap. Tek başına otur. Hayır. 8:30'da kalktın kalktın. Yoksa daha 4'e kadar bekleyeceksin. Ha param var ben dışarıda yerim. Oda yok. Oda yok. Buraya geldi disipline geldi. Kolunu sallayarak da gelemezsin. Telefon edeceksin, müsaade isteyeceksin. Kural işlediğini de öğreneceksin. Öyle langur langur doktora gidebiliyor musun? Randevu alıyorsun. Temin alıyorsun değil mi? Adam ne güzel alıyor 3 hafta. Hem 3 hafta ben azalttım 5 hafta da. Allah Allah. Sen dedim kimden izin aldın? Ya dedi ben dedi kalacağım zannettim. Yok. O bir sıkıntı ya. Müsafirlikte 3 gün. Sana 3 gün müsaade ediyor. Tamam dedi. Öyle bir baktım. Veda etmeden. Tamam tabi veda etmeden çekip gitmiş. Bir de telefon edin. Abi gelmek istiyorum. Niye geleceksin kardeşim diyelim. Soruyorum dershanede. Abi istifade ederim dedi. Bak sana açık söyleyeyim. Ben rahatsızım. Benle ilgilenirsin. Doktorluk yaparsın. Beni okursun okursun dersen sakın gelme yapmam. Gönderirim ona göre. Ben bu işlere bakmıyorum. Bu işlere ha, öyle mi ya dedi. Ereğli de ne Zonguldak'ta. Tamam mı? Hemen sonra da kötü olacak olmaktan ben önce sana söylüyorum. Bak bunun için gelme. Gelmedi. Gelmedi. Tabii onun için geliyor. Hemen anlıyorum. Zonguldak'ta niye geleceği talebe? Orada dershaneler mi yok? Aman ha ne iyi olur falan demiyorum. Hayır. Gitmiyor musun oradan sen? Gidiyor. Tamam. Ya sizi görmek istiyordum. Kardeşim tedavi için geleceksin. Biraz öyle. Gel. Ben bu işlere bakmam. Bilmeni anlatıyorum. Bildiklerim bu. Dediklerim kadardır. Zaten diyoruz. Psikoloji sonra şunu oku, bunu oku, bunu oku. Dur bakayım neredeydi? Ha. Bir tanesi çok sevdiğim. O sen sor. Kızım. At. İki defa gittim. Bak ya. Beni zorlama. Babandan da yaşlıyım. Şunlar şunları yapmadıkça gene olur. Gece gelirken gelir. Ya abi dedi gitmeden bir daha gitsek. Hayır. Ben ona dedim ne yapacağım. En çok sevdiğim kişi de yoksa ben sana hanım çocuğum gitti meşgul oldum o dedim reçeteyi yaptım yaptım reçeteyi söyledim söyledim sen gavurun reçetesini ittiba ediyorsun doktora acaba doğrudur doğru mudur doğru mu yazdı reçete diye sorguluyor musun ilaç reçetesini yok ben sana reçete yazıyorum diyorum bir şey yapacaksın yantesini biliyor namazı vaktinde kılacaksın yantesini mi var tespihatı yap arkasını. Akşam namazı ile gece 12'si arasında vakti sen seç. En az 10 dakika Asya-i Musa okuyacağım. 3. Hizbul Kur'an'dan mutlaka en az birkaç sayfa okuyacaksın. 4. Haftada bir gün derse gideceksin. Tamam. 5. Televizyon, internet ve cep telefonları beynindeki enerjiyi sömürüyor. Uzak duracaksın sorun olana kadar. Peki ben senden para mı istedim? Niye yapmıyorsun bunu? Allah sana tabi düzeli. Sonra tekrar başlıyor hasta. Yaptın mı? Yok hocam. Bir daha söz yaparım. Çıkılsın. Kaç yaşında baktın? Bilmiyorum. Ha o tekisi bitirmiş. Allah mesuliyet yüklemiş. Biz bu Kur'an oku dedim okumazsın. Namaz kıl dedim okılmazsın. Asya-i Musa oku dedim ama. Ben niye iyi değilim? Herhalde ben iyi olsaydım zaten şaşırırdım o zaman. Yani Kur'ansız, Risale-i Nursuz. Risale-i Nursuz iyi olunuyorsa o zaman Risale-i Nur niye geldi?
Risale-i Nur niye geldi? Risale-i Nur erva habisinin ödü patlıyor diyorum ya. Eğileyim biraz. İtimat et bana. Ödü patlıyorlar okunduğu yerde. Mucize Tahmidi'yi okudu mesela. Ne olur ne okursa okudu. Acayip hem de. Asya Musa için söylüyoruz. Şu olan... Şey, o da bir şifre değil mi abi? Mesela hoca hoca dolandıran mı? Aç Risale'yi sesli... Ya işte ustam diyor ki 744-746 yeri de söylüyorum şu alar. Risale'nin bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen diyor. Okunduğu zaman sihirlerini iptal ediyor. Halbuki interneti mesela bas. Sen var adı yani, teknoloji. Ama ya ille yani kitap oku. Diyor. Ha, kendini okuyor. Sen o dinlemek ya, değil. Şey gidiyorsun ya mesela. Evin içine mesela. Sınav veriyor. Seccadeyi açık bırak. Evin dini içine... motifler olacak. Tabii. Çaldığı Kur'an'ı. Öteki o sese Erva Ali'ye gelir. Habisi gelemez ki. Manevi akım oluşturmak. Tabii canım. Manyetik alan. İçine arkadaş diye yayınladı böyle hatıra. Bir arkadaşın elinde varmış işte o cin tarifesi. Hatta saygı etmiyor abi sana. Mutlular Tahmediye'den okuyorlar. Müsait Özdemir abi. Allah Allah. Şeyin masanın üstündeki bardak pat diye patlamış. Orada patlamış. Demiş dayanamadılar. Çekildikler. Giderken de senin elinden bulardı. Evet. Bir şiir de var. Asay Musa ya. Asıl ilacı kardeşim. Hatta gece ödül de geçiyor Asay Musa oldu. Evet. Söylüyor. Hizbul Kur'an mesela. Hizbul Kur'an derse neler diyor? Lan deli olacağım ya. 34. sayfada Emel Ahmet'e Hizbul Kur'an'ı muazzamanı bak nasıl tarif ediyor. Hizbul Kur'an okumuyor. Ne okumuyor? Dersane ya. Hizbul Kur'an nedir diyor dershanelikte soruyor bana. O Ankara'da bir şahıs var abi. Böyle bu işle biraz ilmi var işte. Ben bayağı baktım. Sen, sen. O arkadaş dedi ki resmen konuşuyor içindekiyle. Böyle acayip bir inançın öğrenmesi bilgi var. O kendisi derken gerçek imanı olan bir kişiye dedi. Bunların musallat olduğunu görmedi. Yani içine giremiyor. Evet. O iman boşluğu olan kişilere. İşte aslında bir şey okuyacaksın. İzbul Kur'an. Asayi. Namazı vaktine kadar. Tesbihatını yapacaksın. Şere muhatap olmayacaksın televizyonlar, internetlere. Tamam. Yol bitti. Başka ne yok ki? Kapılar kapalı. Doğru düşünmek için. Zaten malzemen var. Risale okuyorsun. Yatsı yıkıldık mı? Okundu mu? Yıkıldım.